İmza günü turnesine başlıyoruz. Bagajı doldurduk ve araba çökmüş durumda. Hatta şöyle arkaya falan taştık. Hiçbir şekilde yerimiz yok. İyi ki iki kişi gidiyoruz. Arabanın burası dolu, arka şey dolu, yolcu dolu. Hiçbir şekilde dolu. Zaten yani arabaya ikimiz nasıl sığacağız onu bilmiyorum yani. Valla ben de bilmiyorum. Bagajın halini görüyorsunuz. Evet. Şu bayağı kötü durum. Nereye gidiyorsunuz siz? Ben siz? Spora gidiyoruz ya. Bu kadar spor mu olur bu eşyalar, posterler, afişler? He? Spora şey, o imza günü turnesi değil mi bahsettiğiniz? Hayır oğlum, spora gidip geleceğiz ya. Gelin. Bu kadar spor mu olur? Spor yaptım ben. Bunlar gitmiyor spora, bu kadar eşya, afiş, poster. Albüm. Ben siz mi gidiyordunuz? Ya hadi Tankurt'la çok samimi değil de ben sana yakıştıramadım abi. Yok seni ya. Alacaktık Ayberk şimdi. Ne zaman alacaktınız? Sürpriz mi yapacaktınız? Aynen. Ha, ara in aşağı geldik. Aynen. Falan. Tabii ki yani. Ya adam neyse, mısın? Ya, yok şaka bir yana Ayberk şey yok. Yer yok abi arabada. Ha? Arabada yer yok abi. Ne için? Valizim yok ki benim. Sığarız abi. Bir bakalım mı içeriye sine alemde diye. Öf be! Sana basmıyor oğlum adam. Bana ne abi, kime basıyorsa gürültü kirliliği yapıyor yani. Bana basıyor diye sinirlenmedim zaten. Sınav var kanka şu an bu saatte. Koleksiyona basmak yasak. Kolakson muydu neydi lan? Kolakson. Ha? Evet. Sana neyi anımsatıyor? Klakson mu? Evet. Palyaçoyu. Oğlum size de anımsattı, o yüzden gülüyorsunuz şu an. Sana neyi anımsatıyor? Sonuç olarak turnemize başladık. 10 gün sürecek bir turne. Gideceğimiz şehirler sırasıyla, yani sırasıyla sayamayabilirim de aslında. Ben sayarım. Say. İzmit, Bursa, Çanakkale, İzmir, Fethiye, Antalya, Ankara. Helal olsun sana. Şu an İzmit'e doğru yola çıktık. Yalnız hani denize gireriz falan diye düşündük. İzmit'te değil tabii. Yani o kadar kötü ki hava. Böyle bir Haziran olamaz ya. Yağmur yağıyor yani. Çok berbat bir hava. Hiç öyle yaz modu bir imza günü turnesi olmadı. Ben öyle bekliyordum açıkçası. Aylardır plan yapıyoruz. Hani böyle yaz modu, işte araba yolculuğu falan güzel olur. Bayağı sel gidiyor şu anda yani. Hayal ettiğim turne böyle değildi. Yaz turnesiydi. O yüzden Haziran'ın ortasına çıkıyoruz. Temmuz'un ortasında çıksaydık da garanti olsaydı o zaman. Ben çok acıktım ya. Biz niye buradan gidiyoruz? Trafiksiz diye mi acaba? Çünkü yine ya bir şey diyeceğim. Biz ne zaman şehir dışına çıkmaya kalksak kayboluyoruz. Ataşehir'e giriyoruz. Evet. Yine Ataşehir'e girdik. Biz niye Ataşehir'deyiz şu anda ya? Tankurt, Ayberk senin yerini kaptı. Ne diyorsun bu işe? Ben Ayberk'i yerim. Peki kalacağımız mesela İzmit'teki otelin adı ne? İzmit'te kalmayacağız ki. Peki Bursa'daki otelin adı ne? Ona tam hatırlayamıyorum ya. Kim hatırlıyor abi bunu? Belki Tankurt hatırlıyordur. Tankurt? Ben nasıl hatırlıyorum abi? Benim uykum geldi çünkü biraz. Ben acıktım ya. Ben de çok açım ya. Şu, bak şurada ne diyor? Burası. Evet. İlk yemeğimizi yiyoruz. Daha İstanbul'dan çıkamadık gibi. Çıktık mı yani? Bilmiyorum. Şimdi Tankurt'un yemeğine tüküreceğiz. Şuraya. Aa Tankurt merhaba. Taze değil abi. Ne o? Pilav mı? Hangisi? Pilav taze değil. Pilavın tazeliğini nasıl anlıyoruz Tankurt? Bence değil. Ne mi çıktı? Yemin et. Ne çıktı içinden? Yapma ya. Ne çıktı içinden? Ne çıktı? Kıl çıktı ya. Kıl değil kirpik. Yanlarınız güçlensin diye mi böyle yaptınız? Bence tamam. Hedefledin. Bence o... Ne? Öyle bir şey yapmadım ben ya. Öyle bir şey yapmadım ben ya. Güzel. Şöyle saçma bir şey var. Oraya basması mümkün değil ki zaten. Evet İzmit'teyiz. İzmit'e imza günü için ikinci gelişim. Senin Tankurt? Herhalde hatırlamıyorum. Yani gelsen hatırlardın herhalde. Vallahi hatırlamıyorum. Hep o pilavdan oldu biliyor musun? Dördüncü kere aynı yerden geçiyoruz çünkü park yeri yok İzmit'te. Geçen sefer sağa girdim, sola niye girmedin dediniz. Şimdi sola girdim, niye sağa girmedin diyorsunuz. Şuraya şu TCD'ye falan koyamıyor muyuz? Her yer çukur. Bu ne biçim iş ya? Bir sokak arası falan bulsak bırakıp gideceğiz. Yok abi, hiçbir şey yok. Şey yok yani. İstanbul'da bile daha kolay yer buluyorsun. Geçen sefer de aynı şey yaşamıştık, yer bulamamıştık. Bayağı duruyoruz ya. Her yeri kazmışlar, yolları kapamışlar. Yolda yürürken önünüze kocaman kayalar ve çukurlar çıkabiliyor. Gerçekten bir senede bir şehir bu kadar güzelleşir. Belediye çalışıyor işte, anladın mı? Aynen. Yemeyen, çalışan belediye burası. Kesinlikle işte. Yani. Çok iyi çalışmış belediye. Hizmette sınır yok. İzmit'te böyle işte yani. Çok da bir şey yok gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yok. Ama güzel. Ya fena değil ama ya. Biz keşke gece burada mı kalsaydık? Yok ya. Çılgın İzmit geceleri. Zannetmiyorum. İzmit'te arabayı koymak için yarım saat falan yer aradım. Evet. Bayağı yer yok, arabayı koyacak yer yok. Sen çekelim. Tabii çekelim. Nasıl çekeceksiniz? Bak böyle çekeceğiz. Seni seviyorum. Eyvallah, görüşürüz. Ayberk sen niye çekilmedi? Aynen, Ayberk seni istemedi bak. Ya duramadı ya orada tam. Sen bana da baktı hani seninle ayrı çekileyim ben dedi. Ama şey yapamadı, duramadı. Arkadan korna çaldılar. Size şöyle bir İzmit manzarası gösterelim. Korsan vlog çekiyorlar. Korsan vlog çekiyorlar. Öpüşelim mi makineleri? Trollemeyin birbirinizi. Muhteşem bir sanat eseri var. Ayberk de çok sanatsever bir kişilik olduğu için yakından incelemek istedi. Su içiliyor mu acaba? Drinkable bir de ne? Drinkable. İmza gününün yapılacağı yere. Sanırım geldik sayılır. Server abi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Tankurt abi Server abi aşırı çekersen çok güzel. Biraz daha geriye gidin şöyle. Server double rhyme's'te sıra. Etkinlik süper. Abi artık ceza yemesen mi? Yani çünkü biz de yiyoruz senden şey yok. Yapma. Fotoğrafa bakabilir miyim? Evet. Evet ya. Bizim İzzet var, o rahatsız oluyor. Evet. Kimse rahatsız olmaz bundan. Bu buhar çünkü. Rap dışında yani şey yani nasıl diyeyim? Bir yerde seslendirme yapıyor musun? Sesin çok güzel çünkü. Valla seslendirme için aradım dublaj yapmak istedim. Aradım bir yeri bir gün. Ondan sonra bana demonuzu yollayın dedi. Demo ne demek dedim. Benim şarkılarım var, istiyorsanız onu yollayayım ben dedim. Yolladım şarkıları, bir daha geri dönmediler. Hata yapmış. Çok da istemediler demek ki seslendirme yapmam ama ben dublaj yapmak istiyorum yani. Size soracağım. Neden başladın? Vallahi bir gün evdeyim. Bir şeye başlayayım. Ya böyle hani seneki vloglardan İzmit'e her yere benziyor ama hani böyle bir şey yapmış. Ya bir şey diyeceğim. Hani bir yandan İzmit'e özel bir şey değil. Ben bütün şehirlere gittiğimde şehirlerin iyi yerlerini değil, kötü yerlerini söylüyorum. İzmit'e de ne zaman gelsek mesela arabayı park edecek yer bulamayıp aynı yerde 4 kere dönüyoruz ve yarım dönüyoruz. Bunun gibi böyle değişik sorunlar yaşıyoruz, onları da getiriyorum. Yani İzmit'e özel bir şey değil. Yoksa İzmit'i ya da sizi sevmiyor olsam ben bir sene sonra tekrar gelmezdim mesela. Gelince bir kaosun içine giriyoruz. Hani İstanbul'un kaosundan daha beter bir kaosun. Her yer inşaatlar, her şey. Olay o yani. Hani bunu İzmitliler yanlış anlamasın. İzmit'i sevmiyor değilim. Hiçbir yeri sevmiyorum yani. İstanbul'u da sevmiyorum. Gerçekten de yeni başlayanlara mesela tavsiyeniz ne olur? Kitap okuyun. Kendi fikirleriniz olsun, etrafınızda büyüklerinizden duyduğunuz fikirleri kendi fikriniz gibi başkasına aktarmayın. Birey olun, birey olmanın da ana kuralı zaten kendi fikirlerini ve bakış açılarını oluşturmaktır. Bu bence müzikte çok önemli, bu zaten hayatta da çok önemli bir şey. Genel olarak insanlar başkasından duyduğu fikirleri insanlara satıyor. Aktarmayla gidiyor olay, kimse bir fikir üretmiyor, kimse düşünmeye vakit ayırmıyor. Düşünmeye vakit ayırın öncelikle. Yani günde 10 dakika bile düşünmeye vakit ayırsanız çok şey değişir. Yani belli kavramlar var ve o kavramların kalıp cümleleri var. Ama o kalıpları aşıp o kavramları programları bir düşünürseniz bence bir yerlere varır bu iş. Bunun dışında da yeni başlayan için bir şey yok. Yani bu iş, sen nasıl bir bireysen yaptığın müzik ona göre şekilleniyor. O yüzden müzikal bir tavsiyenden ziyade birey olabilme yolunda düşünmekten geçen tavsiyem var yani. Ayberk neydi? Ayberk neredesin abi? Ayberk reis yani öyle. Neden bu kadar üzüyorsun? Ayberk'i üzüyor muyuz seni Ayberk? Ya istemiyorsunuz falan ya beni. Bir şekilde geliyorum gene yolumu. Biz seviyoruz seni abi. Evet, ben de sizi seviyorum. Teşekkürler. Abi peki gerçekten vloglar sayesinde de bir kitle elde ettin mi? Yani müziğimi takip etmeyip vloglar, yani rap müzik dinleyicisi olmayıp vlogları takip eden bir kitle var. Hatta Ayberk şöyle bir şey yaşamış Hip Hop Jam'de. Biri gelmiş Ayberk'in yanına. Demiş, ben vloglardan takip etmeye başladım, sonra bu müziği dinlemeye başladım demiş. Yani değişik oldu. Son olarak bu abi, etkinlik hakkında ve BOS organizasyon önerileri hakkında ne düşünüyorsun? Burada BOS organizasyona çok teşekkür ederim. Kameralar da hazır kayıttayken. ben çok memnun kaldım. Bir daha da İzmit'e gelirsem yine BOS organizasyonunda yapmayı isterim bu işi. Onlar da isterse tabii. Teşekkür ederiz.